Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte Türk Gücü'nün final bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ama bu son değil, bu bir başlangıç olacak, haberiniz olsun. Videoyu kesinlikle baştan sona izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok efsane şeyler söyleyeceğim bugün sizlere. Ve yeniyseniz de arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni başladığımız serideki bütün bölümleri kaçırmamış olun. Ve bütün videolarımdan haberdar olun, abone olun, bildirimleri açın hemen aşağıdan. Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız zaten her şeyi açıklayacağım ama şöyle başlardan bir like butonuna basın arkadaşlar. Evet, bastınız. Tamam, bastınız değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi Türk Gücü kadromu görüyorsunuz. Kadro gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani 36 bölümü oldu. Hatta daha fazla, ama oynatma listesine bazı bölümleri eklemedim. İlk 2 bölümü falan eklememiştim arkadaşlar. Ama 36, yani 40 bölüme yakın bölüm oldu. Bayağı video çektik, bayağı emek verdim. Hani 400 dakika boyunca çekmişim. Hani 400 dakika boyunca size yayınlamışım en az. 600-700 dakika çekmişimdir o zaman. Ve gerçekten çok eğlendim sizlerle birlikte bu seride arkadaşlar. Yüzgen, 120 kimyalık bir takımımız var. Ve bugün Şikirteli 90 yapıp final yapıyoruz bu arada. İki tane de maç oynayacağız efsane. Maçları da kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok efsane maçlar oynayacağız. Kadromuzun en güçlü haliyle oynamış olacağız. Ve arkadaşlar sizlere bugün soracağım çok çok önemli bir soru var. Bakın her videoda transfer yazıyordunuz. Şimdi onu yazmayacaksınız arkadaşlar. İki tane tür şey söyleyeceğim. Çünkü arkadaşlar FIFA Mobile Team of the Season geliyor biliyorsunuz. Sezonun takımı yani. Bunu kesinlikle istediğinizi biliyorum. Bunun için Türk Gücü'nün final olmasını istemediğinizi de biliyorum. Çok istemeyen var yani. Gerçekten devam etmesini isteyen çok kişi var. Bununla ilgili arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağız. Ya sadece Türk milli oyuncuları olacak. Eğer sadece Türk milli oyuncuları olmasını isterseniz serimizin adı Milli Güç olacak arkadaşlar. İyi butonunda anket olacak, bunu oylayacaksınız. Ve eğer benim Süper Lig artı milli oyuncular, yani milli oyuncu derken hani Süper Lig'de oynamayıp da milli olanları da kullanabileceğiz. Bunlar kim arkadaşlar? Mesela Burak Yılmaz, mesela Cenk Tosun, mesela o şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu arada bir de ikon kullanalım mı? Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Hangisini yapalım? Sadece milli oyuncularla mı yapalım? Yoksa sıfırdan başlayacağız bu arada, haberiniz olsun. Tamamen sıfırdan birinci bölümüyle karşınızda olacağım. Muhtemelen çarşamba günü falan olur. Belki daha da erken de olabilir. Belli olmaz arkadaşlar. Belki yani gerçekten daha erken de olabilir. Yani siz abone olun, bildirimleri açın. Hangisini yapalım arkadaşlar? Tamamen milli oyuncular mı olsun yoksa Süper Lig olsun mu? Bunu yorumlara yazıp beğendirmeyi unutmayın. Beğenin, beğendirin, paylaşın, her şeyi yapın arkadaşlar. Gerçekten çok çok efsane şeyler yapacağız bugün sizlerle birlikte. Ve arkadaşlar duygulanıyorum. Bu kadronun hepsini sileceğiz. Çünkü yani ikon olursa direkt yani Roberto Carlos'la falan da başlayabiliriz. Bu oyuncuların aynılarını kullanmıyoruz bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu oyuncuları kullanmama kararı aldım. Bunu aklınızda tutun. Şimdi arkadaşlar Şikirteli sizlerle birlikte abi. Ben bütün boostlarımı basacağım. Yemin ediyorum çok felaket gaza geliyorum ben bu videolarda biliyorsunuz. Hani 200 binliğin birisini kullanmayayım diyorum ama arkadaşlar muhtemelen kullanmam gerekecek yani. Ne kadar kullanmak istemesek de 77'likleri de basacağız o zaman abi. 77'likleri de basalım hemen. Ve arkadaşlar 1.224.000 coins'i verdim, gitti. Şikirtel 90 gen oldu arkadaşlar. Yani her bölümde 90 rating yapıyorum. Final bölümünde bile 90 rating yaptım. Gerçekten özellikleri falan muazzam oldu. Muazzör duruyor. Ve 100 gen 120 kimya. Arkadaşlar şimdi 101 gen olana kadar boost basacağım. Hani gerçekten bunu basmak istiyorum çünkü. Son denememi de yaptım. Bakalım 101 gen olacağız mı? Olmazsak da sağlık olsun diyoruz ve 100 gen. Evet arkadaşlar maalesef 100 gende kaldık. Türk Gücü'ne yaptığım harcamanın gerçekten haddi hesabı yoktu ve son bölümde de 100 gen olarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen teki tek modunda bir maçımıza girelim. Bakalım maçta başımıza neler gelecek. 100 genlik kadromuzun en iyi haliyle Şikirtel'le artık 190 gen oldu ve bayağı efsane olacak. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman hız kesmeden maçımıza başlayalım. Rakip 98 yani 96 kimya ve çok üzgün, favori kısım kesinlikle ben gözüküyorum. Rakibin kimyası da düşük ama hani kimya teke tek de etki etmediğini görmüştük. Hadi bakalım maçımıza başlayalım. İlk defa düşük bir rakip geldi. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada dereceli falan girdik. Bakalım ne olacak. Vida süper abi. Defanslar falan gerçekten harika. Elif Elmas. Belhanda. Belhanda Cagney geçmedi. Mono abi çok uzaklaştım ama vurdum. Bayağı uzaklaştım. Korner oldu arkadaşlar. Mono. Cagne. Az farklı dışarıda. Gerçekten çok heyecanlı bir maç oluyor arkadaşlar. Kimpembe. Balotelli. Çok büyük tehlikeli geliyor. Çalo. Geldi. Hazard.
Hazard şut, Elif Elmas'tan güzel müdahale, bravo Elif Elmas. Rakip geliyor şu anda, bakalım abi, gerçekten güzel geldi bu atak. Vida çok güzel kademesini aldı derken Balotelli oradan bir kafa ve rakip 1-0 öne geçti. CSK bu arada Ruslara karşı oynuyor. Gerçekten çok büyük sıkıntı abi, bakalım ya, şu maçı almamız lazım. Hadi Quaresma, her bölüm geri dönüş yapıyoruz zaten. Bu bölümde de bir geri dönüş ama bu sefer galibiyet, yani beraberliğe dönmeyelim. Hani beraberlik geri dönüş olmasın derken abi, bunlar nasıl faul değil ya? Eliyle itiyor bildiğiniz arkadaşlar ve ilk yarı bitti. CSK Moskova'ya karşı oynuyoruz. Gerçekten bakalım başımıza neler gelecek. Hadi abicim, haydi be abi. Haydi bakalım Manu şimdiye. Manu'dan pas Elif Elmas. Elif Elmas dönecek mi? Elif Elmas da bu hareketi yapıyor. Sol taraf full bu hareketi yapıyor. Birazcık tehlikeli bu, o yüzden. Şimdi Jackne. Jackne dönemedi. Jackne gerçekten çok kötü. Özellikle ben Jackne'yi değiştirmek istiyorum bu arada arkadaşlar. Hazard. Abi bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok sıkıntı ya. Gol atmak zor. Hazard. Eden Hazard. Geçti top şimdi. Roberto Carlos alabilecek mi? Alamazsa çok tehlikeli olacak derken avuta çıktı top. Rakip çok tehlikeli geliyor abi. Yani bir de üzülüyor falan. Yani gerçekten ilginç oynuyor Roberto Carlos şimdi. Carlos'tan Vişka. Vişka'dan Atiba Hutchinson. Atiba'dan Jackne. Jackne'den çok güzel pas şimdi Quaresma'ya doğru. Quaresma dönemedi. Faul var mı? Yok. Kimpembe ne yaparsa yapsın faul değil abi. Kimpembe adama istediğini yapsın. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Jackne ver pasını şimdi Manu. Manu bir kere geç ya. Bir kere geç. Hadi aferin Manu, işte bu. İşte bu abi. Manu'nun hareketini yapmaması gerekiyor demek ki arkadaşlar. Bunu buradan öğrenebiliyoruz. Manu uzaklardan çok güzel bir vuruş yaptı. Beklenmedik bir anda. Maçı 1-1'e getirdi. Ve şimdiki hedefimiz arkadaşlar, maçı 2-1 yapıp kazanmak. Türk gücünün son bölümünde şu maçı kazanırsak gerçekten muazzam şeyler olacak. Haydi be abicim. Gösterin gücünüzü. Hadi be. Hadi Türk gücü. Hadi Süper Lig gücü diyelim abi. Türk oyuncu yok falan diyorsunuz çünkü. Hazard. Ya gerçekten sabahtan beri vallahi kasmadı ya. İlginç. Gerçekten ilginç. Bunu bilerek yapıyorlar. Neyse, Elif Elmas. Hutchinson. Jackne. Elif Elmas. Manu'ya doğru bir deneme yapmak istedim ama yani o kadar kasıyor ki arkadaşlar. Şeyi hesaplayamıyorsunuz. Çünkü gol yedi rakip ve çıldırıyor şu anda. O yüzden bir şey dosya falan yükleyip interneti kastırmak istiyor. Gerçekten bunu bilerek yapıyor. Her videoda söylüyorum abi. Roberto Carlos karşıladı ama bravo abi, çok güzel hile kullanıyorsun. Sen hile kullanmayı biliyorsun. Ve bunu yaptığı zaman arkadaşlar onda kasmıyor. Çünkü bu bir hile artık. Bunu anladık. Maçın başından sonuna kadar hiç kasmıyor. O öndeyken de kasmıyor. Ben 1-1 yapıyorum ve maç kasmaya başlıyor. Zaten 98 reytingli bir adamın arkadaşlar teke tek de 1 milyon taraftara çıkması bu kimyayla zaten imkanı olan bir durum değil. Roberto Carlos. Carlos bir pas. Geçti Jackne'ye. Jackne'den de pas Quaresma şimdi. Quaresma rakip kesti topu. Belhanda. Vida. Elif Elmas. Jackne. Faul. Abi ne oluyor? Abi nasıl faul değil o? Arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. Ama böyle bir oyun, gerçekten ben bu teke tek modunu anlamış değilim. Zaten ilk başlarda artık mücadelelerde oynayacağız arkadaşlar yeni seride. İlk yarı bitti gördüğünüz gibi. Ve bitişini izlediniz. Saçmalığı gördünüz. Ben hiçbir şey anlamadım abi. Oyun aslında faul vermek istedi. Çünkü orada bir donma oldu arkadaşlar. Hiç kimse oyunculara, rakibin dokunamadı gördüğünüz gibi. Şikirtel yeni 90 gen oldu. Quaresma'ya bir pas denemesi. Quaresma'ya geçmedi ama Manu. Manu, bu adamın Manu olması şu an içimi çok rahatlattı. Quaresma. Dön abi. Dön. Çok güzel. Manu'ya ver. Manu bir gol daha gelecek mi Manu'dan? Manu 1-0 oldu. 1-0. Manu'dan harika bir gol geldi ve 1-0 öne geçirdi bizi. Manu bugün coştu abi. Manu'ya helal olsun. İyi oynadın dedi rakipte. Ben atak oynayacağım abi. Vallahi bir gol daha atmak çok istiyorum. Yesek bile sıkıntı değil. Ben atmak istiyorum. Hadi bakalım ama kazanmamız da önemli tabii. Bakalım. Agüero şimdi. Kun Agüero. Belhanda. Verdi pasını Manu. Manu. Jackne pas. Rakip De Bruyne'de kaldı top. Ve kaleci de şimdi Onana. Onana ile geldi. Ve Mendy. Evet. Hazard. Şikirtel topu alamadı. Agüero da kaldı. Roberto Carlos geri dön abi. Ne yaptın? Oo, atak oynamanın zararları abi. Atak oynamanın ciddi ciddi zararlarını gördük şu anda. Kaleci Muslera'dan harika bir kurtarış geldi bu arada. Hadi bakalım. Ama yine topu aldı diyecektim. Bilerek bıraktı resmen. Bu arada bayağı jet gibi konuşmaya başladım derken o nasıl bir goldür öyle? Hazardlar çok güzel gol attı. Şu oyuncu baktığını anlamıyorum. Bir adam öyle düşerken gol atmak için normalde bir plase oyunda bu şekilde işliyor arkadaşlar. Oyunda plase vurmanın önemi gördünüz. Şimdi Quaresma.
Vişka. Hutchinson. Manu. Vişka. Aha. Atsana pas. Öyle değişik şeyler oldu ki arkadaşlar. Öyle garip şeyler oldu ki. Yani bunlar nasıl şanssızlıklar ben anlamıyorum. Cagne. Cagne sola geçti bu arada. Manu ileride oynuyor. Manu. Dakika 89. Manu 2 maçta 3 gol atarak. Yani Manu gol krallığında bayağı bir zirveye ulaşacak. Şu anda Quaresma ile kapışıyor muhtemelen. Hangisi daha üstün bilmiyorum ama bir maçta bir videoda da 3 tane gol atmak kimsenin yapabildiği bir şey değildi şimdiye kadar. Ve son dakikada attığımız golle bu maçı da kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir video oldu. Gol krallığının son durumu da şu anda ekranda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gol krallığının son durumu da gerçekten çok güzel. Ve ödülümüzü alalım. Gol krallığının son durumunu gördünüz değil mi? Gördünüz muhtemelen. Ve seçkin paketi geldi arkadaşlar. Bakalım kaç XP veriyormuş bu seçkin paketi. 70.000 XP veriyor. Yani bugünkü harcadığımız stand böyle bir çeyreğini kadar falan alacağız galiba. Evet arkadaşlar, Türk gücü kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve burada da Türk gücümüzün sonuna geldik. 90 gen olmayan sadece bir tane oyuncumuz var. O da Vişka. Ve gerçekten abi çok güzel bir serüvendi. Final bölümü de bu şekilde güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şuradan abone olabilirsiniz ve etrafta çıkan iki tane güzel videodan çok güzel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok ama çok seviyorum. Ve bye bye.